Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere Doğan aracımızın sol far camını yenisiyle değiştireceğiz. Kırılmıştı far camı. Sol tarafın farını ben söktüm. Keşif amaçlı söktüm. Yani nasıl söküleceğini anlamak için şöyle göstereyim. Sağ tarafı sizler için sökeceğim. Aynı zamanda sağ tarafın bu sinyal kısımları sararmıştı camı. Bunları da yenileriyle değiştireceğiz. Şöyle ben size parçaları göstereyim arkadaşlar. Şu gördüğünüz aracımızın far camı. Direkt cam bu. Zaten komple kırıldı. Yani bu şekilde 3 parçaya ayrıldı maalesef camımız. Bunu değiştireceğiz. Ben zaten farı komple şöyle dağıttım. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Aynı zamanda şu farımızın içinde ışığımızın yansımasını sağlayan nikel aş kısımların bazı kısımları, iç kısımlarında paslanmalar var. Yani çok fazla bir şey yapmayacağız. Sadece şöyle limonumuz. Bilenlerimiz vardır illaki ama bilmeyenler için söyleyeyim. Bu nikel aş kısımların daha iyi, yani eski görünümünü kazandırabilmemiz için limonu kesip direkt limonun iç kısmını, yani sulu bir şekilde iyice sürmemiz gerekiyor. Ondan sonra eski halini alabiliyor. Ben bu şu şekilde ufak paslanmaları şu yanmaz bant dediğimiz alüminyum bant mı oluyor bilmiyorum ama o. Onunla ufak ufak onaracağım. Camımızı yapıştırabilmemiz için şekilde 404 silikon tüp, şeffaf silikon kullanacağım arkadaşlar. Zaten farımızın oturttuktan sonra şu şekilde her tarafında şöyle şeyler var. Böyle kancalar var. Camımızı sıkıştırması için. Onları yapıştırdıktan sonra daha iyi yapışması için takacağız arkadaşlar. Şöyle hemen sinyalimizi de göstereyim ben. Bu evet sağ tarafın sinyaliymiş. Şu şekilde yan yana göstereyim. Farkı da göreceksiniz zaten. Üstündeki, aracın üstündeki daha sarı haliyle dışarıda kaldığı için, yani güneşin de etkisiyle sararmaya başlamış. Bunları da değiştireceğiz arkadaşlar. Aracımız zaten boyaya girecek. Yani boya videosunun diye çekmeye başladık. Ama hala henüz aracı kaportacıya teslim etmediğimiz için onun da ilerleyen zamanlarda göreceksiniz zaten. Bu tür aracıyla ilgili kendi yaptığımız, yapabileceğimiz işlemleri sizlere çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi sağ tarafın far sökme işlemiyle devam. Evet arkadaşlar, farımızı sökme işlemine başlayacağız. Farımız arkadaşlar kaportada 3 tane vida tutuyor. Hemen bir tanesi şurada. Bilmiyorum görüntüde görülebiliyor mu? Şu far ayarımızın hemen altında. Şu zaten sinyalimizi tutan parça. Diğer arkadaşlar hemen şu üst tarafta. İkinci vidamız. Diğer üçüncü vidamız ise arkadaşlar, o da hemen şurada. Evet. Şuradaki vidamız arkadaşlar. Bunun ucunda somun var zaten. Onlar tutuyor. Burada görüntü almam IQ'den dolayı biraz zor olduğu için ben o gösterdiğim 3 tane somunu söküp daha sonra farı alma işlemiyle devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, vidalarımızı söktük. Şuradan sinyalimizi tutan vidayı da söktük arkadaşlar. Şimdi farımızı alma aşamasına geliyoruz. Gördüğünüz gibi far zaten direkt oynuyor. Ve aynı zamanda şu şeyleri, ampulümüzün bağlantılarını da sökmemiz lazım. Ben onları sökmeyi unutmuşum. Evet arkadaşlar, vidalarımızı söktüm. Şuradan sinyal tutan parçamızı da aldım.
Daha sonra ampulleri, farları, bağlantılarını aldıktan sonra ampulümüzü, farımızı dışarıdan alabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde far zaten oynamaya başladı. Sadece bir sinyal bağlantımız kaldı. Onu da hemen şuradan ampulünü almamız yeterli. Evet, gördüğünüz gibi. Kaputumuzu indirelim çünkü far almak için daha rahat oluyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ampulümüz, farımızı söktük. Bu tarafta bir işlemimiz yok arkadaşlar. Sadece bu tarafın sinyalini değiştireceğiz. Videonun başında da dediğim gibi diğer tarafı sökme aşamasını video olarak çekemedim. Aynı zamanda farımızı nasıl sökeceğimizi göstermek amaçlı bu tarafı da söktüm arkadaşlar. Şöyle sinyalimizi tırnaklar tutuyor zaten şu iç kısımdaki. Bunları elimizde bastırdığımız zaman şu şekilde sinyalimizi de alabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer tarafın far camını yapıştırma aşaması ve tekrardan toplama aşamasıyla geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, nikelaj kısımları parlatma aşaması dediğim aşama şu şekilde. Limonu ortadan ikiye kestik. Direkt içine o şekilde suyuyla birlikte sürüyoruz. Ufak tefek kasları da alıyor. Limonun zaten asitik özelliği olduğu için temizlikte bayağı güzel oluyor. Ufak tefek dediğim gibi pasları alıyor ama o kadar çok şey yapmıyor. Zaten bu far içi değil de atıyorum mesela dışarıdaki aracın dışında bulunan nikelaj kısımları, krom kısımları da parlaklığını kaybetmişse bu şekilde parlatma işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, farımızın iç nikelaj kısmının parlatması bitti. Çok kötü olan yerlere dediğim gibi bu alüminyum yanmaz banttan kullandım. Yani eski halinden yine iyidir. Şu da dış çerçevesi, gördüğünüz gibi bayağı temiz bir görüntüye sahip oldu. Aşıtmada bakacağız artık, çok iyi bir verim alamazsak mecburen farımızı değiştireceğiz. Şimdi arkadaşlar bunu oturtmak için şu şekilde 3 tane yerleri var. Ve bu arada söylemeyi unuttum, farları sökerken 8 anahtar yani 8 numaralı lokma kullandım. Sizler de o şekilde anahtar kullanabilirsiniz. Bu 3 tane yer arkadaşlar şuralar. Aynı şekilde burada da var yine. Buralara oturtmamız gerekiyor. Bunu da hemen biraz içeriye alayım. Farımızın bu iç nikelaj kısmının ayaklarını oraya oturtmamız gerekiyor. Hem far ayarı yapabilmemiz için hem de sabit durması için gerekli. Evet arkadaşlar, diğer ayağımızı da dışarı çıkardık. Şimdi farımızın iç kısmına şu 3 tane dediğim ayağı, bunların üstüne oturtmamız gerekiyor. Evet, üçünü de oturttuk arkadaşlar. Ve farımızın dış çerçevesi. Bu şekilde çerçevenin tam ayarlanması için biraz sıktım. Şimdi arkadaşlar farımızın camını oturtma işlemine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi silikon kenarlarına silikon çekme aşamasını uygulayacağız.
Başlığını da taktıktan sonra şu şekilde şeffaf silikon zaten. Farın çerçevesindeki kanalları dolduracak şekilde. Silikonumuzu çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, silikonumuzu çektik. Şimdi camımızı oturtup daha sonra bu kenarlarında camı sıkması için kullanılan parçalar var. Onları oturtmamız gerekiyor. Yani de alt kısımda var. Evet, bunları da oturttuk. Son olarak ben yine etrafına şu şekilde silikon geçeceğim arkadaşlar. İnce bir silikon. Parantez olması için herhangi bir oralardan toz, toprak veya su falan almaması için. Onları da geçtikten sonra montaj aşamasını çekeceğim arkadaşlar direkt. Şimdi montaj aşamasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi sağ tarafımızın ampul ve sinyalini taktık. Ayaklarını yerine oturttuk. Vidalarını sıktık. Sağ tarafla işimiz bitti. Şimdi sol taraftayız arkadaşlar. Dediğimiz gibi sinyallerini değiştirecektik. Sağ tarafınkini yine değiştirdim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde iki tane ayak girecek yerlerimiz var. Bir de şu plastik parçayı, ilk başta sökerken gösterdiğim plastik parçayı tutturacağımız yer var arkadaşlar. Şu şekilde ayaklarını ayarlayacak şekilde oturttu. Plastik yerlerin ayaklarını bastırıp oturtuyoruz arkadaşlar. Şekilde tamamıyla oturmuş oluyor parçamız. Bunun alt çıtası var. Hemen alt çıtasını da oturtalım. Şu şekilde komple. Bunun da yine ayakları var arkadaşlar.
Ayaklarını oturttuktan sonra hemen şurada bir tane yıldız vida atacağımız yer var arkadaşlar. Oranın vidasını da atayım ben. Evet, vidasını da sıktım. Tamamen oturdu çıtamızda. Şimdi arkadaşlar bunu yerine oturtacağız. Şu şekilde şuradan bir, şu yukarıdaki iki ve bu taraf üstteki üç tane ayağımızı oturtmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi sinyalimizi de taktıktan sonra en son farı oturtacağız. Farı oturtmadan önce sinyalimizin ampulünü de yerine oturtmamız gerekiyor. Onun da hemen altında şurada gördüğünüz ayak girecek kısmı var. Onu da oraya oturtmamız gerekiyor. Onu da oturttuktan sonra farımızı yerine oturtabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, farı oturttum. Şu şekilde ayaklarını göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi şurada hemen şunun üstünde şu gördüğünüz ve yine bir tane burada ayakları var, vidalar. O vidalara oturttum. Şimdi son olarak oradan söktüğüm şu somunlarla pulları oraya atacağım ve ayağı, farın ayaklarını sabitleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, farlarımızın montajı bitti. Ayaklarını sıktık. Bu sinyalimizi tutan parçamızı da taktık. Farlarımızı taktık. Farkı taktık. Hepsini yerine oturttuk arkadaşlar. Kaptı, indirebilir misin? Şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu sağ taraf. Bu da sol taraf. Ufak tefek şuralarda silikon artıkları var haliyle. Ama onları daha biraz daha kuruduktan sonra tekrardan ben çekeceğim. Yani temizleyeceğim. En son panjur montajımız kaldı. Onu da takıp videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ve sonunda aracımızın farlarını topladık. Ön panjur kısmını topladık. Şu şekilde park barı alayım ben hemen aracı. Hem sinyalleri de göstermek adına. Parkı da bir kapatsın. Evet. Bu şekilde topladık arkadaşlar aracımızı. Gayet güzel oldu. İlerleyen zamanlarda artık farımızın herhangi bir su, toz, çamur vesaire alıp almadığını göreceğiz. Farımızı yeni topladığımız için arkadaşlar far ayarımız gerekiyor. Bu videomuz da arkadaşlar bu şekilde sona eriyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.